bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda, 1996'da Kardak krizinde görev alan Engin Alan, askerlik hayatının geri kalanını terörle mücadeleye adadı. Bugün terör örgütü üyesi olmakla suçlanan Alan, 1999 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birliği, Bordo Berelilerin yani Özel Kuvvetlerin komutanıydı. 4 yıllık görev süresinde iki tarihi operasyonu yönetti. En önemli operasyonun adresi Kenya'ydı. Engin Alan, MİT görevlileriyle Bordo Berelilerin yürüttüğü Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi operasyonunun mimarıydı. Alan örgütün 2 numaralı ismi Şemdin Sakık'ın Yarasa operasyonuyla ele geçirildiği dönemde de Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanıydı. 2004 yılında emekli oldu ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın başına geçti. Bu ülkenin başbakanı, soruyorum sizlere, bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. Ama şimdi bakın gideceği yeri o da buldu. Kalkmadığı anda da tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. Ama şimdi bakın gideceği yeri o da buldu. Kalkmadığı anda da tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. Ama şimdi bakın gideceği yeri o da buldu. Alan yaklaşık bir sene önce basına yansıyan haberlerde olayı anlatmıştı. Engin Alan, o dönem başbakan törenlere geç geleceğini söylemişti, kabul etmedim. Töreni zamanında başlattım. Konuşmasından sonra da ayağa kalkmadım, alkışlamadım ifadelerini kullanmıştı. Kalkmadığı anda tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Ve zaten bedelini de ödedi. Silivri'den tabutum çıksa bile tabutun kapağını kaldırıp dimdik yürüyeceğim. Kimse burada olduğum için gatagulle demesin. Ölümden korkmayan Engin Alan cezaevine girmekten korkmaz. Bunu herkes böyle bilsin.